Sağlıklı bir insanda ideal koşullarda karaciğerinin %40'ının kendisinde kalması yeterlidir. Genç ve sağlıklı kişilerde bu oran %25'lere 30'lara kadar indirilebilir. Ancak kemoterapi almış ya da sirozun başlangıç dönemindeki olan hastalarda karaciğer cerrahisini yaparken bu hastalarda %40'ını, %50'sini bazen daha yüksek oranda bir karaciğer dokusunu korumamız gerekiyor. Karaciğerin anatomisine baktığımızda karaciğere kan getiren portal ven dediğimiz bir ven vardır ve bu karaciğerin soluna ve sağına iki ana dal şeklinde kan akımını sağlar. Karaciğerin içerisine giren kan da buradan 3 tane ana damarla kalbe doğru burada giden ana damarın içerisine boşaltılarak boşalır. Şimdi eğer bu hastanın karaciğerinin sağ tarafının büyük bir kısmını kaplayan çok sayıda bir tümörü varsa eğer, bu koşullarda karaciğerin sağ tarafının hepsini almamız gerekecek. Ancak bazı hastalarda sol taraf hastanın ihtiyacını karşılayacak hacimden ve volümden uzaktır ve küçüktür. O durumda anjiyografik yöntemlerle portal ven embolizasyonu veya bazen portal ven ve hepatik ven embolizasyonu yapıyoruz. Bu ne demek? Anjiyografik olarak girerek karaciğerin sağ tarafını besleyen bu damarı tıkıyoruz verdiğimiz ilaçlarla. Yine aynı şekilde karaciğerin sağ tarafına gelen kanı boşaltan damarı da tıkıyoruz. Bu hepatik ven, şu portal ven. Portal ven embolizasyonu ve hepatik ven embolizasyonu yapıyor olduğumuzda bu tarafa giden kan akımı daha fazla artacak, buradaki karaciğer dokusu küçülecek ve zaman içerisinde, ki bu 15 günle 3 hafta arasında değişebilir, geriye bırakacağımız bu küçük karaciğer dokusu büyüyecek ve hastaya ameliyattan sonra yeterli boyuta gelecek. Tabii her hastada bu koşulu sağlamayabiliriz. Ancak fayda gören hastalarda bu cerrahiyi yapmayı mümkün hale getirir bu teknik.